من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر صدق الله العظيم نصر سورة yani yardım. Nasara yansuru. Nasran. Nasr. Yardım suresi diyelim. Öğrendiniz artık. Yani bu 7. 8. neredeyse 10 defa olacak. Hem anlamı hem okunuşu. Evet. İzâ câe. Nasr. Nasrullah. Nasr geçtiği için, Allah'ın yardımı geçtiği için içinde nasr diyoruz. Demiştik zaten, anlatmıştık bunları. Yani tafsilatlı bir açıklama da yapmıştık. Şimdi bir cümlede anlamını aktarmaya çalışalım. Allah-u Teala'nın yardımı ve fetih geldiği zaman, yani güçlendiğin zaman, insanları Allah-u Teala'nın dinine fevç fevç, bölük bölük girerlerken gördüğünde artık o zaman Allah'a, Rabbine tesbih et, hamd et, tövbe et. Allah-u Teala tövbeleri kabul edendir. Hem de çok kabul edendir. Yani kırık deriz ya, kırık mana. Kelime anlamı gibi bir cümle içerisinde ayetler. Bunu kişi dua şeklinde yorumlasa, yani ayetlerin, surelerin hem dua anlamı hem olayı anlatan yönü, tefekkürü, yani yardım eden sensin, fetihleri gerçekleştiren, gönülleri kazandıran beni, insanların İslam'a, dine girmelerine vesile eden sensin, vesileyle bana bu hususta yardım eyle Allah'ım. Yani Fetih Suresi'ni İdareceğe Nasr Suresi'ni okumakla biz Allah'ım insanların gönlüne girip
fetihleri gerçekleştirmek ve insanların dine girmesine vesile olmak için bana yardım eyle. Beni güçle eyle. Senin yolunda çalışmak için bana yardım eyle. Her şey Allah-u Teala'nın yardımıyla ol. İzâ câ nasrullâhi vel fetih. Yardım eyle Allah'ım. Gönülleri fethetme konusunda, insanlara dini anlatma konusunda bana yardım eyle Allah'ım. Ve insanların senin dinine girip de orada kalmaları konusunda beni vesile eyle. Bana yardım eyle, dinimi güçle eyle, beni güçle eyle, bize yardım eyle, bizi güçle eyle, milletimi, ümmeti güçle eyle, Müslümanları güçle eyle. Ama bizi şımarmaktan, beni şımarmaktan, cehenneme sermaye olacak mal mülkten, şan ve şöhretten, mevki makam hırsına kapılıp da seni unutmaktan sana sığınırım. Sana hamd etmeyi, tesbih etmeyi bana unutturma Allah'ım. Beni güçlü eyledin ama, varlıklı eyledin ama, beni vesile eyledin ama, ben bunlara bakıp da bana bunlara bakıp da beni şımartma Allah'ım. Bunları demiş oluyoruz yani. Dua şeklinde yorumlarsak bunu istemiş oluyor İdacel suresini okumakla. Nice bugün mal mülkle, şan şöhretle, mevki makamla şımaranlar var. Hısım akrabasını unutuyor, annesini babasını unutuyor, yakınlarını unutuyor. Hatta dinini unutuyor. Namaz kılarken kılmaz oluyor. Camiye gelirken gelmez oluyor. Mevki makam, şan şöhret şımartıyor onu. Allah'ım böyle olmaktan sana sığınırım. Ben ne kadar sen bana mevki makam da versen, şan şöhret de versen, ne kadar beni güçlü eylesen, mal mülk de versen, ben şımarmaktan sana sığınırım. Yine senin dinin için mücadele edeceğim. Mal versen de malımla, mevki makam versen de mevki ve makamla, etiketimle senin dinine yardım edeceğim Allah'ım. Geri durmayacağım bunu diyoruz. Çünkü ben sana tesbih etmeyi, seni zikretmeyi, sana hamd etmeyi unutmadım Allah'ım. Unutturma Allah'ım. Ama yine de bunları yaparken hata yaptıysam vestağfir. Tevbe ediyorum Allah'ım. Sen tevbeleri kabul edensin. Hem de çok kabul edensin. Şımarmaktan sana sığınıyorum. Seni unutmaktan sana sığınıyorum. Sensizlikten sana sığınıyorum. Beni bana bırakma Allah'ım. Beni kendi nefsime bırakma Allah'ım. Şeytanın tuzağına düşürme Allah'ım. Kendi nefsime uydurtma Allah'ım. Diyoruz yani. Bunları diyoruz, bunları. Anladınız mı? Evet, çok önemli. Bunları söylüyoruz. Bir kelime anladıysanız ben çok mutlu olurum. Allah-u Teala İdace, yani Nasr suresinin anlayanlardan, feyiz ve faziletinden faydalananlardan eylesin inşallah. El Fatiha. Burada bir